Edebiyattan sayfalardan herkese merhaba. Bugün kendisini çıkartmış olduğu kitaplardan tanıdığımız şair Süreyya Aylin Antmen'le birlikteyiz. Ve kendisiyle son çıkartmış olduğu Ateş Sözcükleri kitabı hakkında konuşacağız. Son dönemde V Yayın Evi'nden çıkmış olan 3 tane şiir kitabınız var. Ve asıl merak ettiğim konulardan bir tanesi de, bu çok kez size de soruluyordur belki de. Şiirinizin kaynağı veya şiirinizin özünden bize biraz bahsedebilir misiniz acaba? Tabii. Yani ilk kitap Sonsuzluğa Kiracı'dan Ateş Sözcüklerine kadar yani direkt olarak aslında kendi yaşamımdan, yaşadıklarımdan, deneyimlerden, olan şeylerden, hani gerek toplumsal gerek bireysel olarak yaşadığımız olaylardan, aslında her şeyden etkilenen bir şiir. Ama tabii ki hani nasıl bir öz oluşuyor bunlardan? Hepimizin yaşadığı şeyler, hepimizi etkileyen şeyler. Bunlardan yola çıkıyor. Bazen bir iç konuşma, bazen bir düş. Çünkü benim için ben hani ifade etmişimdir bazen. Şiir her şeyden önce yaşanan bir şey. İçeride olan bir şey, yani sözcüklere dökülmeden önce yaşanmış olan. Pek çok kez gidip geldiğimiz bir yer, belki bir yer gerçekten. Ama tabii bu yer neresi? Benliğimizin içinde, belki insanoğlunun karanlığında, belki zihnin içerisinde ya da bilinç dışının içerisinden gelen bir şey bu. Böyle biraz da aslında karanlık olan bir tarafı var yani. Ama kabaca tabii gidip geldiğim bir yerden kaynaklanıyor. Sık sık gidip geldiğim, gitmeyi, öyle bir yolculukta bulunmayı sevdiğim bir yerden. Ama orası hani kelimelerle nasıl anlatılabilir bilmiyorum. Daha çok düşlerin, arzuların, şiirin kendine has büyüsünün birer yıldız gibi parladığı bir alan. Belki bir göğü var ve size söylediğim her şey gerçekten bir yıldız gibi orayı parlatıyor. Ya böyle ifade edebilirim. Aslında tabii çok sayıda çoğaltılabilir bu ifadeler ama böyle. Geçtiğimiz Eylül ayında çıkartmış olduğunuz Ateş Sözcükleri kitabından bize kısaca bahsedebilir misiniz? Yani Ateş Sözcükleri diğer iki kez kitaptan biraz daha farklı. Hani kişisel olarak da hayatlarımızda sıkıntılar yaşıyoruz. Toplumsal olarak da kimi zaman zor süreçlerden geçiyoruz. Hep ruhumuzu kederlendiren bir şey var, bir güç var. Karşı çıkamadığımız, ister istemez dahil olduğumuz, aşındırmaya, parçalamaya çalıştığımız, gerek dil arancılığıyla, gerek mücadeleyle, eylemle, böyle bir alan var. Ve bu farkında olmadan bize acı veren bir şey, bizim yaşam enerjimizi çalan bir şey. Ateş Sözcükleri, hani bunlar olacak, yani çıkış amacı bu. Bunlar olacak. Çok zor günler de geçireceğiz. Ama en sonunda bunların hepsi geçecek. Yani bunu söylemenin bir yoluydu. Bir arada olmanın bir yoluydu. Aslında umutsuzluktan çok, karamsarlıktan ya da hüzünden çok o umudun var olduğunu, onu korumamız gerektiğini ve bir gün gerçekten bir güneş gibi parlayıp yaşamlarımızın üzerinde her şeyi aydınlatacağını söylemenin bir yoluydu Ateş Sözcükleri. Peki bu Ateş Sözcükleri kitabı için biz tek bir bütün şiirden bahsedebilir miyiz? Her zaman var. Yani Sonsuzluğa Kiracı'da da var. Gece ve Bir'de de var. Tabii ki tema çok zengin. Aşk da var, acı da var. Yaşamda zayıf düştüğümüz anlar da var. Çok güçlü bir şekilde ayağa kalktığımız anlar da var. Her şey aslında bu üç kitabın içerisinde eşit oranda var. Ama hepsinin sesini birleştirme odağı farklı. Burada dediğim gibi hani biz demenin bir yolu. Biz varız. Çok güzel şeyler yapıyoruz. Çok güzel şekilde direniyoruz. Söz yeri geldiği zaman bir ev gibidir. Hatta diyorum kitapta da evin dışında dil yok Ariel diyorum. Gerçekten evin dışında dil yok. Biz bu evin aynı evin sakinleriyiz. Ve kapıyı açtığımız zaman hepimizin görmesi gereken şey tek bir şey. O da nedir? Umut. Bunu sözle yaptığımız için aslında hepimizin de şiirde ilk önce alacağı şey bu.
Yani bir şiiri okurken ne alırız? Sadece duygu değildir şiir. Bir düşüncedir. Ben size konuşmaya başladığım an, anlatmaya başladığım an aslında sussam bile, yani konuşmak zorunda değiliz. Sussam bile siz benden ya da o şiirden bir şeyler alırsınız. O içeride sessizce işlemeye başlar. Kendi dilini içeride kurmaya başlar. Şiir böyle bir şeydir. Benim tabii ki kendi anlatmak istediğim şeyler var. Ama bambaşka yerlerden çıkıp gelmiş şeyler de var. Bilinç altından, işte bilinç dışından kopup gelen şeyler de var. Bunlar da şiiri okuduğumuz zaman duyumsayarak alacağımız ve yani insan ruhunun varlığının içerisinde kendine soluk alarak hayat bulacak şeyler bunlar. Peki son olarak bize çalışma düzeninizden bahsedebilir misiniz? Çalışmam herhangi bir teknik uygulamıyorum. Hani benim çok sık karşılaştığım sorulardan bir tanesi tema, teknik vesaire gibi şeylerle çok sık karşılaşıyorum. Ben bunların tamamen dışındayım. Öncelikle yaşadığım bir şey olduğu için bu benim için bir çalışma değil. Yaşadığım şeyi söyleme biçimi. Yani o yüzden herhangi bir tekniğim, bir metodum yok. Tamamen hissettiğim şekilde, biraz da kelimelerin benim üzerimdeki gücüne güvenerek, kendilerine söyletme güçlerine güvenerek, o anda çok başka şeylerin de dahil olmasıyla yaptığım bir şey, ortaya koyduğum bir şey. Belki hani çalışma tarzımdan bahsedebilirim. Hani masa başında çalışmam, dolaşırım. Şimdi İstanbul'da nereyi dolaşıyoruz diye. Semtimizde küçük güzel bir parkımız var. Orada yürüyüşler yaparak şehri düşünürüm. Orada oturarak bazen çalışırım ama genel olarak hep doğanın içerisinde kalmaya çalışıyorum. Kendi çalışma alanımda, yani penceremde bahçeye baktığı için genellikle bahçeye bakarak çalışıyorum. Doğayla sürekli bir temas halindeyim. Doğayı dinliyorum, kuşları dinliyorum. Duymaya neye ihtiyacımız varsa onları duymaya çalışıyorum çalışırken. Kalem kağıt kullanırım her zaman. Tabii ki kaydediyorum çalışmalarımı ama kağıt ve kalemle şiir yazarım. Bazen aklımdan geçer, onları akılda tutarım ve başka bir zaman yazarım. Genel olarak böyle çalışıyorum. Yetimsiz Alas. Seni sevmeye geldim yetimsiz Alas. Solumaya kanat seslerinin en beyazını. Alaca geceden, yaban acıdan kopup gelen çan uğultuları altında aramaya baş döndürücü başka uğultuları. Benzemez sesin koyakları ona. Yükselir ancak hep sende olan bir şey. Adlandırılamaz, ansızın yitirir yoksa ışığını. Hiçbir şeye benzememenin ve ait olmamanın hiçbir yere kendinden başka. Seni severken sessizdir sözcüklerim. Yolanmaz suların gümüş kıvrımlarında. İşitmez onda müjdelenen zamanları. Polenlerin ruhuyla konuşur rüzgar. Çetin geçtiğinde her şeyden habersiz bir önceki gece seslenir ve yorgun düşer kalbi bir kızıl ufka yenilmekten. Binlerce iç duvar arasında sabrına soyunur zamansız taşların. Seni sevmeye geldim kıyımlar ötesinden. Bakışımdaki bitimsiz karanlığı savur. İncecik dalıyım kalbinin, dök yapraklarımı. Ne kaldı şu bahçede körpe dikenlerden başka? Kar sulandı, çürüdü toprağın son sığınanı. Etine bastır dikenlerini. İlk yaz kanı sakladı.